Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 24 Ocak Pazartesi, Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün haftanın açılış programında 9 koşulu bir programımız var. Yani biraz kalabalık 91 safkanın yer almış olduğu bir program var. Yani çift altılı. Bugün tek yerli yarışımız Bursa'da. Akşamleyin bir Philadelphia yarışımız var. Eğer o da bir aksilik olmazsa üyelere özel olarak bu programda hazırlayacağım arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Hemen yarış programına geçiş yapacağım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Her şey gönlünüzce olsun dileyerek. Hemen birinci koşumuz saatleri 13'ü gösterirken şartlı 5, 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışıyla ilk startımızı verelim. 9 ve 10 nolu safkanların da ekül olduğu bu koşuda ben önceliği 4 nolu He Is Mine'ı vereceğim. Bu Mendip temsilcisine Gökhan Kocakaya ile göstermiş olduğu performansa göre bu gruptan biraz daha ön planda gözüken bu safkanın kazanması bence en normal sonuç olur. O yüzden ben de ilk şansı her türlü hak ediyor bu 4 nolu He Is Mine. Ama tabii ki ciddi rakipler var. Bunlardan birisi 3 nolu Evergrande. Bir Wind River Wind temsilcisi Ali Kaplan'la start alacak olan bu safkanda çok formda ve son yarışını kazanan bir isim. Oldukça güzel bir performansı var. 1 nolu Perion, bu Approach temsilcisi de Okan Onur Yıldız da start alıyor ve son yarışını kazanan bu isim de oldukça iyi durumda. Ve bir de 7 nolu Greyhound, bir Approach temsilcisi olan bu safkanda Tolga Yıldız da start alıyor ve bu yıla gerçekten iyi bir başlangıç yaptı. 1. 5. ve 3. ama biraz beni düşündüren olay çok sık koşmaya başlamış olması. Yani bu sahipleri herhalde ileriki tarihlerde başka yarış yok herhalde. Öyle mi görüyorlar anlamadım. Tamam bir safkan formda olabilir ama sen bu şekilde çok sık koşturursan vallahi ondan sonra 10 ay yatarsınız yani. Böyle bir yorum yapmak benim haddime değil ama 7 nolu Greyhound'u en azından şu andaki formüyle yazmakta fayda var. 4-3-1-7 öncelik şans verdiğim isim ama eğer bir sürpriz şansını arayanlar için de 5 nolu bu buz fırtınasına, bu Perfect Strong temsilcisine Furkan Yılmaz'a bir dikkat etmek lazım. Bu safkanda 5'e yakındır koşmuyor ama idman durumları oldukça iyi. Güzel bir dinçlik yarışı da çıkarabilir. O yüzden bence sürpriz sevenler için ideal bir isim olur. Gelelim günün ikinci koşusuna. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 3 nolu VRV, Mendip temsilcisi Tugay Alıcı ile start alacak olan bu safkan bu yıla kazanarak başladı. Zaten geçen senenin sonlarına doğru güzel bir form yakalamıştı. Aynı formuyla bir birincilik daha yapan bu isim bana göre bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Ben bu yüzden bu safkana bir kez daha bir şans vereceğim. 3 nolu VRV, Tugay Alıcı ile benim bugünkü banko limanım olacak bu koşu için. Günün 3. koşusu şartlı 5 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metrelik kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben 3 nolu Sweet Hammer, bu Justin of Hammer temsilcisi Mustafa Çiçek ile start alacak olan bu safkan yine bu mesafelere yatkın bir izlenim veren bu isim son 2 yarışında üst üste kazanınca ben de yine bir kazanırda gözüken bir isim çıktı. O yüzden 3 nolu Sweet Hammer Mustafa Çiçek de benim küçük ve risk sevenler için ideal bir banko adayım arkadaşlar olacak. 3 nolu safkan ama illa ben bu safkanı rakip arıyorum derseniz de 1 nolu Miss Doğan'a Mürsel Kayış'ta bana göre en ciddi rakip konumda olan bir isim ama öncelik 3 daha sonra 1. Günün 4. koşusu 2. altılı Ganyan ayağımızın açılış ayağı handikap 15 dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1800 metrelik kum yarışına. Evet, 11 safkan arasında koşulacak olan bu yarış oldukça zorlu bir koşuyla başlıyoruz. Bana göre bu ayakta yani şu kesinlikle gelmez diyebileceğim safkan yok. Hani her ne kadar biraz zayıf halka gibi gözüken safkanlar var ama sürprize de açık bir yarış olduğunu belirteyim. Her şeyine burada altın olan Huchlini, bu Amerikalı temsilcisi Cemal Paso ile çok uygun kilosuyla ve safkanında şu aralar iyi bir form yakaladı. Son ikinciliği de gayet atmikar. Çalışmaları da bir hayli iyi olan bir isim. Ben de ilk şanslı gözüken isim olacak altın olan Huchlini Cemal Paso ile. 4 nolu Red Cloud, bir Dr. Funk temsilcisi Görkem Özçelik ile start alacak olan bu safkanda yine iki tane kötü gidişattan sonra son yarışında güzel bir ikincilik ve güzel çalışmalarıyla burada da yine şanslılar arasına girdi. 1 nolu Sweet Bella, bu deha temsilcisi 61 kilo ile start alacak olmasına rağmen Çetin Can Bolat'la çok formlu olan bu safkan son yarışında kazanan bu isim bence burada da ihmal edilmemesi gerekir. 7 nolu işin aslı, bu agresif ot temsilcisi İsmail Dinar'la start alacak olan bu safkanda yine bu aralar güzel bir formu varken araya bir birincilik sıkıştırabilir. Aman dikkat edin arkadaşlar, safkanın genel görüntüsü de oldukça mesafeye de yatkın bir safkan.
ve 5 nolu Golden Generator, bir Invincible Sun temsilcisi Mahmut Turan'la start alacak. Ama Safkan'da gördüğünüz gibi son 4 yarışta tabelesi yok, ama Safkan'da hazırlık olarak fena değil. Her an devreye girebilecek bir kapasiteye sahip bir isim. 6-4-1-7-5 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün 5. koşusuna geldik. Maiden 4 yaşta Arapların 1200 metrelik kum yarışına. Evet, 12 Safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği son 2 yarışın üstünde ikincilik yapan, bu yıl güzel bir başlangıç yapan 2 nolu Hiperaktif Hisar Bey temsilcisi Okan Gökçe ile benim bugün de ilk şans verdiğim isim olacak. 6 nolu Uçan Galip, bu Uçan nolu temsilcisi Tolga Yıldız da bugün start alacak olan Safkan'la bu aralar iyi duruma gelmeye başladı. Bu yıla bir üçüncülükle başlayıp sonra beşincilik elde eden bu Safkan güzel durumuyla, iyi hazırlıklarıyla kesinlikle burada ihmale gelmez. 11 nolu Ehli Keyif, bir Baba Mevlüt temsilcisi Furkan Himre start alacak olan Safkan da hazırlık olarak bu aralar iyi duruma gelmeye başladı. Safkan'da önemli gelişmeler var. 9 nolu Prenses Toşur, bu Toşur temsilcisi Cemal Pasole start alıyor ve Safkan genel görüntüsü oldukça iyi. Yine son 2 yarışta bir üçüncülük, ikincilik kesinlikle burada da ihmale gelmeyecek görüntüde. Tabii ki buranın girdiklisi haline gelen bir de 8 nolu Dodurga. Bu Özhaber temsilcisi Görkem Özçelik de bakalım bugün neler yapacak. Bu Safkan gerçekten kalite bir Safkan. Her yerde söz sahibi olacak bir isim ama şu arada birinciliği kapıp meydana veda etmedi bir türlü. Yazacağız arkadaşlar, Safkan'ın zaten durumu da oldukça iyi. O yüzden 2, 6, 11, 9, 8 benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün 6. koşusuna geldik. Handikap 14, 4 yaşlı Arapların 1800 metrelik kum yarışını. Evet, 12 Safkan arasında koşacak olan bu yarışın ben de 4 nolu Sınır Tanımaz. Bu Gür Gökçe temsilcisi Mahsun Demirbaş'la 9 nolu Kırdemir, Demirdemir'in güzel temsilcisi Gökhan Kocakaya'la ve bir de 6 nolu Öner Bey'i, bu Orçun temsilcisi Mustafa Çiçek'le yine son yarışında beraber koşup az farklarla 1. 2. 3.lük yapan bu Safkanlar bugün yine bazıları rövanşı vermemeye, bazıları da rövanşı almaya çalışacaklar. Yani zevkli ve çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Yani yine aynı mesafede start alacaklar. Bana göre bu üçünü hiç ayrım yapmadan 4-9-6 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Ama eğer bir Safkan daha ben kontenjanım var derseniz, en azından bu aralar durumunu çok beğendiğim bir nolu Can Ömer'ime ve Haberkan temsilcisini Kürşat Yılmaz'la en azından sürpriz sevenler için ideal bir isim olarak belirtebilirim arkadaşlar. Günün bir sonraki koşusuna geldik. Yani 7. koşuya geldiğimizde Serhan Bey adına koşulacak olan bir kısa vadeye 6, 4 ve yukarı Arapların 1800 metrelik kum yarışına. Burada da 2 ve 6'nın ekürü olduğu 7 Safkan'ın yer almış olduğu bu güzel koşuda bir evvelki yarışında kazandığı yarışta 1 nolu Anayurt'u geride bırakan 7 nolu Süvari Angel yine oldukça formda ve hiçbir şey kaybetmemiş durumundan, çünkü hazırlık olarak da iyi durumda olan bir isim. Bence bu sefer de Kocakaya'da kazanmaya en yakın isim. O yüzden benim bugünkü banko limanım olacak 7 nolu Süvari Angel Gökhan Kocakaya ile bugünkü banko limanı. Geldik günün 8. koşusuna. Maiden 4 yaşta Arapların 1200 metrelik kum yarışına. Evet, 12 Safkan arasında koşacak olan bir yarışta öncelik 3 nolu Beytaş'ta bu KNF temsilcisi Furkan Karakurt'ta start alacak olan bir isim. Son ikinciliğiyle gayet tatminkar. Bence de burada da ilk şansı hak ediyor. Daha sonra 8 nolu Bişen, bu Taycan temsilcisi kardeşimizin ismi de Umut muydu, Utku muydu bakalım. Uğurcan Demirbaş'ta start alacak olan bir Safkan'da kesinlikle ihmale gelmez. Safkan'ın genel görüntüsü oldukça iyi. Orjin de zaten benim, tam benim sevdiğim bir şeydi. Baba Taycan'ı zaten biliyorum. Anneden de Akmesip Tay'ı. Akmesip zaten benim çok çok sevdiğim bir Safkan'dı. Hatta bir tane bizde bir atladı. Onunla da bir yarış koşma nasibi oldu. Benim bayağı beğendiğim bir Safkanlardan birisiydi çünkü. Ve güzel bir orijine sahip. 8 nolu bir işini yazacağız. Daha sonra 9 nolu Didor, bu Özgün Han temsilcisi Görkem Özçelik'te yine son üçüncülüğü gayet tatminkar olan bir ismi de kuponlara dahil edip son olarak da 7 nolu Turhan Bey, bu Alp Yürek temsilcisine Gökhan Kocakaya'yla yine bu Safkan bu aralar iyi duruma gelmeye başladı. 54 günlük ara bence çok iyi geldi. Güzel hazırlıklarla 7 nolu Turhan Bey'i de kuponlara dahil edebiliriz. 3, 8, 9, 7 bu 4 tay biraz daha ön planda ama 11 nolu Siyah Gül, bu son Mart'ta temsilcisine Alican İnci ile bir de 6 nolu Seyfettin, bu Kaysberg temsilcisine Okan Gökçeli ile en azından bu ayağı genişletmek isteyenlere önereceğim isim olur arkadaşlar. Geldik günün nihayetinde son koşusuna. Bir handikap 14, dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik kum yarışına. Biraz ekürüsü bol olan bir koşu.
1 ve 2 ekürü, 3, 6 ve 12 ayrı bir ekürü, 8, 11 ve 13 de ayrı ayrı ekürü. Yani 3 ayrı bir ekürümüz var bu koşul için. Benim sıralama 3 nolu Mahper Verkız. Bu bilgin temsilcisi Zülfikar Karabulut da start alacak. Ama Safkan sürekli veriyoruz. Şintay ve Hanım Sultan'la ekürü olan bu Safkan. Ben bugünün ilk şanslı isim olarak önereceğim. Ben de. Daha sonra 10 nolu Hanım Hanım. Bu koşana fet temsilcisi kardeşi Edis Öktem neydi bakalım. Eren Dursun Öktem'le start alacak. Ama Safkan da son üçüncülüğü gayet tatlı kar. Eğer bir de yarış günü pisti çamur ve sulu bulursa da hiç affetmeyeceğim bir pist olur, bir yarış olur. O yüzden 10 nolu Hanım Hanım şuralar iyi durumdayken yazmakta fayda var. Bir de 5 nolu Eğilce, bir Kazbek temsilcisi Burak Akçay ile start alacak olan bir isim de yine güzel durumuyla şanslı gördüğüm bir diğer isim olur. 3, 10 ve 5 biraz daha ön planda tuttuğum isimler ama eğer bu aya 1-2 safkanı da yazabilirim derseniz o zaman 1 nolu Lolan Güzeli. Hem ekürü avantajına sahip, Safkan'ın genel görüntüsü de iyi. Bir de 4 nolu Genç Mimar. Bu tur bu temsilcisi de son yarışını hiç ölçü almadığımız Safkan'da kuponlara dahil edebiliriz arkadaşlar. Gelelim şablonumuza, hemen şablonumuzu da gösterelim. Birinci koşu 4-3-1-7, daha sonra 5 tek. 4-3-1-7, daha sonra 5. İkinci koşu 3 tek. Üçüncü koşu 3 alternatif bir banka alayım. Bir rakip isteyenlere. Dördüncü koşu 6-4-1-7-5, beşinci koşu 2-6-11-9-8, altıncı koşu 4-9-6, daha sonra 1, yedinci koşu 7 tek, sekizinci koşu 3-8-9-7, daha sonra 11 ve 6, son koşuda 3-10-5, daha sonra 1 ve 4 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.